Merhaba YouTube. Gece yayını yapıyorum artık. Bir video çekeyim dedim geceliğin. Yeni bir güncelleme geldi bildiğiniz gibi. PTBS 8.4 güncellemesi geldi. The Haunt Master adında. Şimdi bir yeteneklere bakalım katilin. Tabii ki kurban oynayacağım. Katili oynamam muhtemelen. Sadece yeteneklere bakalım. Şimdi ilk yeteneği neymiş? Sarsan güç. Yüksekten düştüğümüz zaman hücum saldırısı yaptığımız zaman şey oluyormuş. 16 saniye boyunca %75 oranda artırıyormuş hücum saldırısını. İkinci yeteneğe bakalım. Bunları tabii deneyimleyeceğiz. Büyük ihtimalle herkes alacak yani bu karakteri göreceğiz. Bu arada artık katil köpeğini de saldırtabiliyor. Yeni bir özellik geldi. Şimdi 4 tane rastgele kanca kırbaç kancasına dönüşüyor. Auraları yine beyaz olarak gözüküyor. Ama ne işe yarıyormuş bu? Tamam. Şimdi bir kurbanı kancaya astığımız zaman kırbaç kancası en fazla ilerleme kaydeden jeneratörün aurasını 10 saniye boyunca sarı renkte ortaya çıkarıyormuş. Yani bu jeneratörü gösteriyor. Bunda kırbaç mesafesi artırıyor %75 yüksekten düştüğümüz zaman. Son yeteneğimiz neymiş? Bunda da bir kurban kendini iyileştirirken %75 beceride demeyeyim. Altta bir bar var ya, o bar %75'e geldiği zaman acımasız fırtına gibi durmadan skill check soracak. Bu da yine kanlı kasap etkisiyle kombinlenebilir yani bunu kullanırlar. Değişik şeyler yapılabilir. Yani fena değil katilin yeteneği. Bir de köpeğini nasıl sallıyor onu da merak etmiyor değilim. Şimdi bir de kurban tarafına bakalım. Yakarış hain kargalar. Neymiş bu? Yine bir tane yine bodruma gireceğiz. Bir ayin başlatacağız 60 saniye boyunca. Diğer kurbanlar bizim auramızı görecek. Yine yaralı devam edeceğiz. Ama şöyle bir şey var. Bir kurtulan terör yarı çapındayken katil kargayı korkuttuğunda 2 saniyeliğine tüm kurbanları gösterecek bize. Bir dakika. Ha yok katili tüm kurbanları gösterecek. Yani fena değil. Ama gerekli mi yani? Bir de yaralı devam edeceğiz oyun boyunca. Denenebilir ama. Şimdi kesip atma. Bunları niye çevirmemişler onu da anlamadım. Normalde her PTB'de çeviriyorlardı. Şimdi bir kurban tarafından iyileştirirken diyor. İyileştirilmeyi bitirdiğinizde zaman kırık etkisi dedi broken şey yaralı etkisidir muhtemelen. Yaralıya geçmek için yetenek 1'e basın diyor. 60 saniye sonra tekrardan sağlıklı olursunuz. Yaralıyken bu yetenek etkinleşmiyor. Sadece şey sağlıklıyken kullanabiliyoruz. Yüklenme diye de bir yeteneğimiz varmış. Bir de ona bakalım. Sonra da bir kurban oynarız. Şimdi. Neymiş bu? Deneme başına bir kez ölüm kancası olma yani iki kere asılmadığımız sürece kancaya asılmış bir kurbanın önünde yetenek 2 tuşuna bastığımız zaman onu kurtarıyormuşuz. Kancadan çıkarılan kurban bir kanca durumu kaybeder. Onu biz kazanıyoruz. Ve çığlık atıyoruz 20 saniyeliğine açığa çıkarmış oluyoruz. Ha, 20 saniye bekleme süresi var. Yok 20 saniye tek yeme süresi var. Valla bilmiyorum bunu tam anlamadım. Bunu deneyerek göreceğiz. Yeteneklerimiz böyle. Katil tarafı da kurban tarafı da. Şimdi. Mesaj kutusu derken. He, bütün her şeyi gösterecek. Mesaj kutusu geliyormuş ekstra. Şimdi kurban tarafına gidelim. Bu arada her PTB'ye girdiğiniz zaman 12.500 altın ücre veriyor. Bilmeyenler öğrenebilir. Şimdi.
Bunda kıyafet çıkmış mı? Tabii ki de çıkmadı. Hep birlikte göreceğiz. Yalnız bu karakter inşallah lisanslı değildir ama büyük ihtimalle lisanslı. Şimdi bunun bir tane kıyafeti vardı şu. Normalde katil kıyafeti almam. Ama bu PTB olduğu için ve sadaka mühini olduğum için alayım, üçü de dursun. Bir şey kaybetmiyoruz yani. Şimdi kurbanlara baksam, kurbanlarda almak istediğim var mıydı? Kate'in bütün hepsi vardı, bütün seti. Şeyin yoktu, Yunjin'lerin bütün seti yok. Bir şu yoktu. Bunu burada açalım. Şimdi Sable'ın şu Cadılar Bayramı kıyafeti göstermiyor. Yani fena değil de buna gerek yok. Şunları da açalım. Tamam, daha kıyafet almama gerek yok. Bir oyununa girelim, bir bakalım. Bakalım nasıl olacak. Bilerek medkit aldım bu arada. Ki bekleme süreleri değişecek çünkü birinci seviye olduğu için. Bir göreceğiz. Yani genelde kum torbası kullanırım ama. Bir de yeni harita geldi bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani karakter fena değil. Kate'ten bir tık uzun. Biraz da yapılı. Yani kolay saklanabilir mi bilmiyorum. Kıyafetleri önemli. Göreceğiz. Bir hazır versinler, başlayalım. O değil, görev seçmediydim. Bunları... Renato'yla kaç falan filan var daha. Keşke biraz da şey verseler, kan puanı verseler 2 milyon kadar. Her PTB'ye girdiğimiz zaman. Böyle bir şey olsa güzel olurdu. Ya mahvolmuş fotoğraf niye attın? Yeni haritada biz niye oynayamıyoruz? Geldi yeni katilimiz. Bu arada köpeğini üzerimize salabiliyor. Öyle bir şey var. Göreceğiz. Daha hiç denemedim yani, ilk girişim. Yani ilk kez göreceğim katili, köpeğini. Ha? Ha, Ormund'da. Tamam, Ormund değişmiş. O yüzden bunu atmışlar. Olur. Hoş. Bu arada belli bir alanı kontrol ettirebiliyor köpeğine. Harita fena değil. Dur, bu tarafa değil de şu tarafına oturayım. Bodrum muhtemelen ana binanın içindedir. Tabii şek yoksa kulübe var sanki. Ama haritayı genel anlamıyla beğendim. Bayağı bir iyi. Sanki Lara Croft'un bir kış tarafındaki oyunun haritasına benziyor, yani andırıyor. Vay, maskemiz var. Vay, şurada da bir kabin varmış. Şu yeteneğimi bir kullanayım.
Bir tanesi iptal olacak bu arada. Onu söyleyeyim. Yani yaralıyken çalışmıyordu ya, hani yetenek bir tuşuna ya da iki tuşuna basıldıktan sonra şey oluyordu. Sağlıklıyken yaralıya düşüp daha sonra 60 saniye sonra geri geliyordu. O özellik çalışmayacak. Bu yeteneği kullanırken onu denemeyeceğiz. Şimdi bütün kurbanlar kargo ürküttüğü zaman katili görecek. Ama muhtemelen dehşet alanında olan kurbanlar görür gibi hissediyorum. Aha, köpek ısırdı. Isırma işareti var. Güzel. Ağlaması çok kötüymüş ya. Hoş, hala da köpek getiriyor ya. Bak iyileştiriyor şu anda. İyileştirme şekli değişmiş. %75'e geldiği zaman skill check çıkacak mı? Çıkmıyor. Gel bakayım Dwight'ı boy. Muhtemelen bir oyunda oynarız ama bu yetenekleri kullanmadan oynarım. Ama sattınız oyunu. Hadi devam edelim. Bak bak ıslık çalıyor. Hoş. Yalnız ana bina fena değilmiş ya, girişleri falan. Kapıyı kırdı. Arkada bir kesimhane var. Köpeği saldı. Şöyle palete süründürüm. Çanağı varmış. Hoşt! Hala daha köpekle şey yapıyor. Siz onu yapın. Şurada araç varmış. Vay. Güzel yapmışlar aslında. Haritayı genel anlamda sevdim. Şimdi içerisi var. Totem yeri belli. Şuradan dönebileceğiz. İçeride palet de var. Allah, harita fena değil. Bu palanları da iyi gibi şurası. Ama muhtemelen bu karga ürkütme yeteneğini kolay kolay kullanmayız gibi geliyor. Gerek yok. Heh, köpek yakaladı. Bir kendi yeteneklerimle deneyeceğim. Bu arada köpek yaralayabiliyor.
Gördünüz zaten. Aklınızda bulunsun. Köpeğe dikkat. Nerede düştü? Sağımda. Aa bak gördüm. Tamam. Dwight'cim kendin doldursaydın. Acaba Victor gibi köpeğini bırakabiliyor mu belli bir noktaya? Diyelim köpeğini şeye bıraktı, kurbanın üzerine bıraktı. Kendisi katil olarak devam ediyor. Onun gibi bir şey var mı? Muhtemelen yoktur. Hala daha köpeğini gönderiyor. Hoş dedikçe geliyor. Mor fener mi? Severim. Şu bölge bayağı bir güçlü loop alanı da. Acaba paletleri falan burayı azaltırlar mı? Orası meçhul. Şöyle de bir sıkıntı var. Sadece ben gen yapıyorum. Yani PTB'de insanlar gen yapmayı sevmiyor mu? Çözemedim. Bir normal kendi yeteneklerimle girip bir deneyeyim bakayım. O yetenekler nasıl? Şu anda nedir? Kurbanın yetenekleri o kadar şey değil yani, iyi değil. Bir şu kancadan kurtarma yeteneği fena değil. Oyun bitti bu arada. Bakmayın jeneratör yapıyorum da. İki kişi iki kişi gidip yakalanırlarsa böyle oyun biter. Şuradan geçiş yok. Köpeğimize bak sen. Hiç fena değil. DC mi? Sebep? Kulağım sende. En güzel en sona. Ha, kendi yeteneklerini bile kullanmıyor yani. Boşuna. Hadi herkese benden pasta. Şu kıyafetle bir oynayalım. Hazır aldık. Yeteneklerimiz belli ama bu değil. Bir dakika. Bu hiç değil. Aman tanrım dedim dur. Şu değişecek sadece. Ustalık alacağım onun yerine.
Balans ya da dört ayak üzerine kullanılabilir. İkisi aynı. Bir İngilizcesi, biri Türkçesi de şu. Yeni çıkan haritada kullanılabilir bu. Vay, filtre ayarı aynı şekilde devam ediyor. Hazır verelim. O değil, sırası mı kaymış? Ben 6 tanesini yan yana koyabiliyordum yüzleri. 1, 2, 4, 5 tane falan koyabiliyorum şimdi. Aynı sırayı kaydırmışlar. Hadi birisi Ormund atsın. Bir yeni haritada daha oynayalım. Abi kırık. Şişe niye attın ya? Neyse. Umarım Ormund gelir. Gerçi sıkılmış da olabilirler. İnsanlar ne kadar çok oynuyorsa o kadar çok sıkılıyor o haritadan. Yine yeni katil. Eski versiyonu mu? Eski versiyon. Ah be. Bakayım be. Yo. Eskinin bir yenisi. En son çıkan haritadan, bir önceki haritalardan. Versiyonu farklı. İş makinesinin yeri değişik. Gel bakayım, avcık. Ne oldu, niye gelemedin? Boşuna dememişler, havlayan köpek ısırmaz. Çekince yüzü böyle oluyor. Ya insanlar kendi yetenekleriyle oynayacak. Ha bak, yeteneğini kullandı şu anda. Yaralanınca geri gelecek bak. Hala da kullanıyor. Hop, yaralandı. Yakala oğlum. Tut. Kıs 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 kıs. Kaldı iki can. Katilimiz kudurmaya başlayacak. Bu da bitmiş. Şu taraftan jen yapmamız lazım. Bu jeni yapmasaydım bey. Güzelim. Hı. Bu oyuncu yeni, belli oldu. Köpeğini tam kontrol edemiyor. Diğer oyuncumuz öğrenmiş yani. İkişer ikişer indiriyordu. Gerçi bizimkiler trollüyordu önceki oyunda da. Bu oyunda herkes çalışıyor. Arı gibiler.
İki kişi yaralı. Onları da kovalamıyor. Ne yapıyor bu? Haydi bakalım. Koş. Heh. Bob'u buldu yine. Gel canım gel. Heh. Yakaladı köpeğiyle. Ama köpeği çok iş yapıyor. Bayağı bir yavaşlatıyor. Tuttu mu bırakmıyor. İyi vurdun ha. Jaskley, jas. Gel oğlum. Gel. Tut oğlum. Şu kapıyı açayım da. Uzak kapıyı açıyorlar bak, gitmişler. Yani kurbanın yetenekleri o kadar iyi değil. Katil fena değil. Ama katilin kendi gücü İyi yani. İdare eder. Hadi açalım. Şimdi nerede bakayım bu? Ölsek de fark etmez ya. Bu tarafta yok. Yakaladım bırakmıyor o köpek var ya fena. Hoş. Hoş. Allah içine girdim. Oo nasıl gidiyor bak hele bak. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel yavrum. Ay yakaladı vallahi yakaladı. Bırak lan onu. Bırak. Sinir oldu bana. Vay. Bir de öldürüyormuş kan bekçisi alıp. Biz dalga geçiyoruz. Vallahi ölüyorduk. Neyse. Katil fena değil ama. Bir dakika. Morris'ini kaçırdık ya. Neyse göremedik. Son Morris'ine bakalım. Artık Morris sistemini görebiliyoruz ya mağazadan. Çok güzel bir şey yani. Katiller. Nerede Morris'i şu?
Fenaymış. Neyse. O zaman YouTube bu bölümlük bu kadar diyelim. Yani karakterleri sevdim genel anlamda. Harita muazzam bu arada. Haritayı daha çok sevdim karakterlerden ziyade. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevdiyseniz beğenebilir, kanala abone olabilir. Yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız da zil şeklindeki bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.